Bakın bu sesten korkmamalılar. Görüyor musunuz? Şimdi ben de betopana vuruyorum. Bakın. Şimdi arkadaşlar bu tür sesler yavruların korkmaması gereken sesler. Bunları düzenli yapın. Köpekleriniz bunlara alışsın. Tamam. Bakın arkadaşlar üç tarafını kapatmışım. Çünkü bizim burası soğuk. Resmen Sibirya gibi. Hızlı bir şekilde. Talaştan dışkıları almak da kolaydır arkadaşlar. Ve bu şekilde dışkıların formunu da kontrol edebilirsiniz. Dışkıların içerisinde ne var mı yok görebilirsiniz. Spatula ile aldığınız takdirde. Şurada da sinek ilacımız var. Görüyorsunuz. Alt tarafta da değişik farklı kimyasallarımız var. Burada da onları kullandığımız, püskürttüğümüz pompamız var. Burada da dayımız. Merhaba dayı. Merhaba. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi burada malaklığımız ve yavrularım var görüyorsunuz. Şimdi birincisi arkadaşlar yavruların bunu yapmaması için ne lazım? Şimdi dayı kamerayı şöyle tutabilir misin sana zahmet? Burada kalsın böyle kalsın. Biraz daha şöyle çok oynatma. Bak o çok oynatma böyle kalsın. Arkadaşlar bakın köpek şu yüksekliğin şunun üstünü brandayla kapatmalısınız arkadaşlar. Ki iki ayak üstüne kalkmasınlar. Birinci yapmanız gereken bu. Çünkü arka ayaklarına kalkıp indikçe, arka ayaklarına yere indikçe de ön... Gördünüz mü arkadaşlar? Kapat. Bir daha aç. Şimdi bakın burada bu köpeğin adam ısırma ihtimali var. Ürktüğü için, bu da aynı şekilde ürktüğü için. Bunlarsa da... Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün bahçedeyim. Felaket bir lodos ve poyraz karışık. Karayel dönüyor hava. Elimden geldiği kadar iyi bir video yapmaya çalışacağım. Bugün biraz güreyle ilgileneceğiz. Biraz da küçük yavrularım var. Onları size göstereceğim ve onlar üzerinde konuşacağız. Hadi şimdi hiç vakit kaybetmeden direkt yavruların yanına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi güreyi serbest bırakacağız. Serbest bırak o kendisi gezer zaten dayı. Güreh biliyorsunuz zeytinli şarjörün oğlu. 9 aylık oldu. Şimdi kalkar birazdan ayağa. Ben size onunla ilgili özel şeyler anlatacağım. Hele bir kalksın uykusundan uyansın. Şimdi küçük yavrularımın yanına gidiyorum. Şimdi burada aşağı yukarı 4 aylık yavrularım var. Görüyorsunuz. Evet. Sağdaki erkek, soldaki dişi. The right side is male, left side is female. Now this is male, this is female. Lot of them. They're my bloodline. Evet, şimdi bahçeye geçeceğim. Ama yavruları oradan geçemeyiz. Çünkü kapalı. Arkadaşlar bakın. Yavru köpeğin olacağı kışın maksimum kilo bu olması lazım. Şimdi içeriye de gireceğim zaten. Ayrıca size göstereceğim. Burası da çiftliğimizin yazıları gördüğünüz gibi. Temizlik ünitemiz. Arkadaşlar bu bana soruyorsunuz. Bulaşıcı hastalıklara karşı ne kullanıyorsun diye. Virkon S arkadaşlar. Virkon S. Burada da biotik var. Çevre ilaçlaması için. Pire ve diğer benzeri şeyler için. Şurada da sinek ilacımız var. Görüyorsunuz. Alt tarafta da değişik farklı kimyasallarımız var. Burada da onları kullandığımız, püskürttüğümüz pompamız var. Burada da dayımız. Merhaba dayı. Merhaba. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi burada malaklığımız ve yavrularım var görüyorsunuz. Şimdi birincisi arkadaşlar yavruların bunu yapmaması için ne lazım? Şimdi dayı kamerayı şöyle tutabilir misin sana zahmet? Burada kalsın böyle kalsın. Biraz daha şöyle çok oynatma. Bak o çok oynatma böyle kalsın. Arkadaşlar bakın. Köpek şu yüksekliğin şunun üstünü brandayla kapatmalısınız arkadaşlar. Ki iki ayak üstüne kalkmasınlar. Birinci yapmanız gereken bu. Çünkü arka ayaklarına kalkıp indikçe arka ayaklarına yere indikçe de ön bileklerine zarar verir. Birinci uygulamanız gereken şey bu. İkincisi
Teşekkürler dayı. Bakın arkadaşlar, zemin beton ve karşıdan lodos çarptığı için, bu taraftan da Poyraz çarptığı için, bakın buradan rüzgarı kestim, karşıdan da rüzgarı kestim. Böylece hayvanlarıma cereyan çarpmasını engelliyorum. Şimdi köyde köpek üşür mü diye boş boş konuşanlar da olur. Üşür kardeşim, köpek her yerde üşür. Rüzgara maruz kalmamalıdır köpekler. Bu çok önemli bir şey sevgili arkadaşlar. Onun haricinde de üzerine yatabileceği işte böyle halı, şilte ve zeminde bir nem oluşuyorsa, yani çişleri, şunları bunları, o zaman üzerine toz talaş atıyoruz. Suları da her zaman temiz olması lazım, taze su olması lazım. Şimdi yavruların sırtına baktığınız zaman arkadaşlar, sırtında et olması lazım arkadaşlar. Bakın et. Dayı şöyle araya girip çağırsan onları. Araya gir, çağır onları. Bakın şimdi arkadan da göstereceğim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sırtlarında et olmalı ve baldırları dolu olmalı. Bu hayvanlar 4 ay civarındalar. Düzgün bir anatomiye sahip olacaklar. Anneleri babaları çok düzgün çünkü. Evet. Birinci dikkat etmemiz gereken arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Şuradan üstünü brandayla tavana kadar kapatıyoruz arkadaşlar. Böylece şu hareketi yaptırmıyoruz. İkincisi, şimdi bu içerisi birinci periyottu. Hani doğdular, burada büyüdüler. Sonra bu bölüme geçtiler. Sonra da dışarıda görmüş olduğunuz alana geçiyorlar. Şuradaki 150 metrekarelik alana geçiyorlar. Periyot periyot. Oradan sonra da dışarıdaki büyük bahçeye geçiyorlar. Adım adım hayvanları dışarı alıştırmak lazım. Burada bu arada şenge kızımız ve aslan var. Aslan, öldürürüm. Evet, şimdi burada bakın arkadaşlar, diğer bebeklerimiz var. Bunların üç tarafını kapattık. Dayı, şuradaki bokları alayım ben. Sen bunu tut. Kamerayı böyle tut bana. Dayı, kamera çalışıyor şu anda. Kamera burayı çeksin. Mümkünse sallamamaya çalış. Bir dakika, bu arada ben önce bok kovasını alayım buradan. Şimdi arkadaşlar, hem temizlik yapacağım hem anlatacağım. Bakın arkadaşlar, üç tarafını kapatmışım. Çünkü bizim burası soğuk. Resmen Sibirya gibi. Hızlı bir şekilde. Talaştan dışkıları almak da kolaydır arkadaşlar. Ve bu şekilde dışkıların formunu da kontrol edebilirsiniz. Dışkıların içerisinde ne var ne yok görebilirsiniz. Spatula ile aldığınız takdirde işte bu kadar. Şimdi dayı, onu bana ver. Sen de içeri gel istersen. Arkadaşlar, şimdi ben burada size yavruları bahçeye salacaktım da çok rüzgar var. Bakın, rüzgarı kesmek için bu naylonları yapmak zorundaydım. Şimdi burada dayı, çağır yavrulara. Çağır, çağır, ufak ufak çağır, çağır. Şimdi bakın arkadaşlar, şu siyah yavrunun, yani kara kafalı yavrunun arka şu bölgesini inceleyin. Bakın şu bölgesini. O bölgesi hem dar hem de yeteri kadar kas yok şu anda. Görüyor musunuz? Bakın. Ve orası kısa. Bakın şu aralık. Bakın şu aralık kısa arkadaşlar. Şimdi benzer yaştaki yanındaki köpeklere bakın. Onlarınkiler daha dolu ve daha uzun. Yavrularda ben buna çok bakarım. İkincisi, kilolarına bakarım. Tabii şu an dayının üzerine atlıyorlar. İzin veriyoruz ama normalde bunu yapmamalarını sağlıyoruz. Çünkü bu köpeklerin fazla arka bacaklarına, ön bacaklarına zarar veriyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın, bu yavrunun tam şu sağrı dediğimiz, bakın kemiklerin gözüktüğü yerin geniş olması lazım. Bacaklar çok uzamış ama bacakları orası kontrol edemiyor şu an. Dikkat edin. Diğerlerine bakın aynı şekilde. Diğerlerinde oralar daha güçlü. Tabii bu birkaç rahatsızlık üst üste yaşadı. Bu yavrunun genetik bir kusuru değil bu. Hastalıklardan dolayı böyle oldu ama bakın yavaş yavaş toparlıyor. Şimdi bakın arka bacakları inceleyelim. Düz bir şekilde aşağı inmesi lazım arkadaşlar. Şu sağrıların dolu olması ve bacakların aşağıya düz bir şekilde inmesi lazım. Patilerden devam edecek olursak. Bakın, patilerde yayvanlık olmamalı. Bunlar doğru patiler. Ön ve arka patileri doğru. Şuradakilere de bakın. Ön patilerini, arka patilerini gösteriyorum. Ve hayvan hareket ederken kaburgaları birazcık gözükebilir. Birazcık bakın. Şununki gözüktüğü kadar.
şuradaki gözüktüğü kadar. Kışın soğuk havada daha fazla olmamalı. Öyle söyleyeyim. Daha fazla gözükmemeli. Evet. Şimdi karakter seçimine gelince, dayı sana zahmet. Oradaki o boş bidonu alıp bir de şu tası alabilir misin, yemek tasını? İkisini içeriye getir. Şimdi bakın, bu tür seslere tepkileri olmaları gerekiyor köpeklerin. Öncelikli olarak bunu söyleyeyim. Bu tür şeylere karşı tepki vermeleri gerekiyor. Bu tepkiler esnasında neler yap? Dayı, onları alıp içeri gel. Evet evet. Bir tane boş bidon al dayı, veya iki tane boş bidon al. İki boş bidon. Evet tamam, yeter. Yeter yeter. Yem kabıyla bidon. Dayı şimdi bak, kapının önünde onları birbirine vur. Birbirine vur. Bakın arkadaşlar, bu sesten dolaş biraz dayı şöyle. Bakın bu sesten korkmamalılar. Görüyor musunuz? Şimdi ben de betopana vuruyorum. Bakın. Şimdi arkadaşlar, bu tür sesler yavruların korkmaması gereken sesler. Bunları düzenli yapın. Köpekleriniz bunlara alışsın. Tamam dayı, teşekkürler. Şimdi eğer yeteri kadar sosyalleştiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bakın şuraya, hatta bakın benim burada telim bile duruyor, izim. Buraya biz televizyon asıyoruz. Küçük bir televizyon. Anteni bağlıyoruz, elektriği bağlıyoruz. 24 saat köpeklere 6 haftalıktan itibaren televizyon sesi dinletiyoruz. Bunlar izlemez tabii televizyonu da. Ses. Nedir ses? Her şeyi duymalı köpek. Hafızasını atmalı. Araba sesi, traktör sesi, atıyorum. Gök gürültüsü sesi, ki bunlar çok önemlidir. Şok etkisi yapar köpekte. Şu anda burada 3,5 aylık yavrular görüyorsunuz arkadaşlar. Yaşlarını bu arada söylemedim. Yavrular Mini'nin torunları. Mini'nin oğluyla bizim eski Duman'ın, İmparator Boz'un oğlu Duman'ın devamından gelen bir dişinin yavrusu. Ekstrem ötesi köpekler olacaklar. Fiziksel olarak da, düzgünlük olarak da çok, yani resmen hayvanların gözün içine bakıyoruz derler ya. Gözün içine bakıyoruz ve bunlar baya baya bir beyaz olacak. İşte bakın, bu korkmamaları, kaçmamaları çok önemli. Şimdi bir şey daha yapacağım. Dayı, benim araba açık. Arabanın arka koltuğunda şemsiye var. Evet, kapalı vaziyette şemsiye var. Sana zahmet dayı, unuttum onu almayı. Değerli arkadaşlar, burada köpeklerde dikkat edeceğiniz, şimdi size zoom yaparak göstereceğim. Bir konu daha var. Yavrularda, yavru seçiminde bakacağınız, bakın. Şimdi oturduğunda şu beyaz olan yer var ya, bakın şurası, döşü. Oradaki kemiğin dışarı çıkması lazım. Bu arada üzerime yavrular atlıyorlar. Bakın şu döş kemiğini gördünüz mü? Çenenin altında. Bakın şurası tam zoom yaptığım yer. Bu kemiğin dışarı çıkması lazım birazcık. Döşün önde olması açısından söylüyorum bunu. Ve oturuş pozisyonu, bak bu şu doğru oturuş değil. İşte arka tarafı şu an zayıf olduğu için tam düzgün oturamıyor. Bakın bu da doğru oturmuyordu. Şimdi yavrularda bu tür şeyler olabiliyor. Onu söyleyeyim. Fakat her seferinde de öyle oturmaması gerekir yavruların. Şimdi birazdan ben onları oturtacağım. Elime bir şey alacağım, oturtacağım ve size göstermeye çalışacağım. Burada kamerayı biraz uzaklaştırıyorum. Tam da böyle şebelek gibi çıkıyorlar ama yapacak bir şey yok. Bu tür şeyler, birbirinin üstüne atlarlar, dövüşürler. Çok fazla ayırmamaya çalışın. Belli bir hiyerarşi oluşması açısından. Belli bir gelişime sahip olmaları gerekiyor köpeklerin çünkü. Oynamaları lazım. Bir gün o döver, bir gün o döver. Bir gün o üstün olur, bir gün o üstün olur. Bir gün yemeği o verir, o vermez gibi. Aradan böyle fırsatçı çıkar, o yer bitirir. İkisi birden birbirine bakar. Bunlar hepsi çok normaldir. Fakat önemli olan, her yavru köpeğin günlük temel ihtiyaçlarını aldığından emin olmalısınız. Yani bu köpekler şu anda, bakın şöyle incelediğiniz zaman, bu hayvancağızlar yani 2 saat yürüyemez arkadaşlar. Bunu anlayın. Bunlar 2 saat yürüyemez. Bunlar yarım saat. Yani 20 dakikadan sabah 20 dakika, akşam 20 dakika yürüsün, koşsun, aksiyonu yapsın, sonra yatsın. İşte o zaman çok iyi büyürler. Sevgili arkadaşlar, İşte o zaman çok iyi büyürler. Şimdi bakalım, şemsiye testi yapacağım onlara. Çok önemli bir test bu arkadaşlar. İnşallah başarırız. Yani şu an spontane yapıyorum. Ama başaracağıma inanıyorum. Buldun mu dayı? Dayı şimdi bak, şemsiyeyi o kenarını aç.
Bantını aç dayı. Tamam. Şimdi bak, şemsiyeyi buraya doğru tut ucunu. Ve ben söylediğim zaman aç. Geri çek biraz, geri tutmasınlar. Hazır ol. Aç. Evet. İşte bakın tepki bu. Kapat. Kapat. Bir daha aç. Hızlıca yavrulara doğru. Hah, bakın. Çok güzel. Bakın. Şimdi bu dürtüleri göstermeleri gerekiyor bakın. Bakın. Ürktü, ürktü. Kapat, bir daha aç. Gördünüz mü arkadaşlar? Kapat. Bir daha aç. Şimdi bakın burada bu köpeğin adam ısırma ihtimali var. Ürktüğü için. Bu da aynı şekilde ürktüğü için. Bunlarsa daha sosyaller. Daha meraklılar. Daha insanla beraber iş yapmaya müsaitler gibi. Bu işin kapatabilirsin dayı. Teşekkür ederim. Bu işin çok önemli süreçleri var. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi yavrulara çeşitli testler, çeşitli alıştırmalar yapmak gerekiyor. Onların daha sosyal, daha zeki ve sizinle daha iyi iletişim kurabilmesi açısından bunlar çok önemli şeyler. Ben bu testlere düzenli olarak köpeklerime oyuncak testi, karanlık testi, labirent testi, bir sürü test yaparım köpeklerime. Tabii uzun zamandır kendime yavru ayırmadığım için de açıkçası bu testleri uygulamıyordum. Uygulamayınca insan unutuyor. Unuttuğun zaman da uygulamıyor. Uygulamayınca da size gösteremiyorum. Böyle aklıma geldikçe elimden geleni yapmaya gayret edeceğim. Peki, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Elimden geldiği kadar düzenli olarak salı, perşembe ve pazar günleri sizlere video izletmeye gayret edeceğim. Hoşça kalın.